Merhabalar. Tatvan Belediye TV. Önce sağlık programına hoş geldiniz. Bugün konukları ben Doktor Veysel Toprak. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanıyım. Geçen haftalarda sizlere çocuğu olmayan çiftlerden ve gebelikte neler yapmamız gerekiyor ve şimdi size doğum eyleminden bahsedeceğiz. Doğum eylemi yaklaşık olarak 38 ile 42 arasında gerçekleşen bir eylem. Biz 38 haftalıkken çatı muayenesini yapıyoruz. Çatı muayenesi eğer uygunsa normal doğum planlıyoruz, aile de istiyorsa. Ve arkasından da doğum eylemine geçiyoruz. 42 haftaya kadar da bekliyoruz. Normal doğum ve de sezaryen. Bizim burada bahsetmek istediğimiz şey 37 haftanın öncesindeki erken doğum tehlikesi. Preterm eylem dediğimiz. Erken doğumlarda ne yapıyoruz? Neler yapmamız gerekiyor? Özellikle 28 haftanın üzeri ve 34 haftanın altındaki bizler riskli gebelik olarak değerlendiriyoruz. Çünkü 28'den sonra viyabilite dediğimiz canlı doğum olayları başlıyor. Bu bizim için çok önemli çünkü Bitlis'te ilk defa 3. basamak yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakımı hastanemiz bünyesine kattı. Ve son zamanlarda özellikle son 2-3 haftadır erken doğum tehlikesi ve hatta erken doğum yapan hastaları alıyoruz. Bugün mesela bir tane 27 hafta hiç suyu kalmamış bir tane bebek vardı yaklaşık olarak 1000 gram civarında. Bunu alacaktık. Onun doğumunu planlayacaktık. Geçen gün mesela 18-10 tansiyonla geldi. 30 haftalık gebelik bir 3 kilo 350 gram tansiyonları 3-4 gün kontrol altında tuttuk. Ama tekrar yükselmeye başlayınca bizim için annenin hayatı bebeğin hayatından daha önemlidir. Ondan dolayı o doğumu sonlandırdık. Şu an yeni doğan yoğun bakımda bebek beklediğimizden daha iyi çıktı. Annenin tansiyonları da 12'ye 8'e kadar da düştü. Tabii bunlar tansiyon ilaçlarıyla beraber hastanemizde takip ediyoruz. İnşallah sağ salim anneyi yarın taburcu edeceğiz. Bu şunu anlatmak istiyorum sizlere. Erken doğum tehlikesi veyahut da erken doğumda haftalar çok önemli, kilolar çok önemli. 28-32 hafta arasında eğer gerçekten hayati bir tehlikesi yoksa, takip edebiliyorsak bebeği anne karnında takip etmek bizim için bir gün bile o bebeğin közde kalması gereken yaklaşık 5-10 gününe kadar bedeldir. Özellikle ciğer geçidi iğne yapıyoruz, Celeston dediğimiz. Bunun da yaklaşık olarak etkisi 48 saat içinde çıkıyor. En azından o ciğer geçidi iğnenin etkisini göstermesi için anne karnında bekletmemiz gerekiyor. Koruyucu, anne karnında bekletici tedaviler, hayati tehlike yoksa önce bunları deniyoruz. Arkasından da eğer riskli bir durum varsa, veyahut da annenin hayati bir tehlikesi varsa, bebeğin hayati bir tehlikesi varsa o zaman da kesinlikle hiç düşünmeden doğumu planlıyoruz. Doğumun yapılması gereken yerler, 3. basamak yeni doğan yoğun bakım olan yerler. Özellikle 2000 gramın altında ve 1500 gramın altındaysa, 3. basamak 1500 gramın altındaysa bu merkezlere doğumun yapılması gerekiyor. Tabii bunlarda yeni doğan yoğun bakım tecrübeli bir ekip, kadın doğum için tecrübeli bir ekip, iyi bir servis gözlemi gerekiyor. Doğum çok önemli. Siz gebe kaldınız, gebelik güzel ilerledi ama yolda başınıza ne geleceği belli olmuyor. Burada onlarca örnekler var. Bu onlarca örneklerin içinde de genelde çok güzel hikayeler var. İlk geldiğimde mesela burada 300 bebek doğurtmuştuk. 300, evet hiç unutmuyorum. 300'ü doğurttuk ve şu an 1 yaşını doldurmuşlardı. Geçen geldiler, fotoğraflar çektirdik. Hatta paylaşmıştım Instagram adresimden de. Bu güzel hikayelerin devamı için de bilinçlenmek lazım. Kadın doğum uzmanına, kadın doğum hekimine görünmek lazım ve yeni doğan yoğun bakım olan yerlerde erken doğum için söylüyorum. Doğumlarımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim.